Azerbaycan tüm hızıyla ilerlemeye devam ediyor. Güneyde İran sınırına kadar gelen Azerbaycan ordusu, buradaki tarihi köprüye Azerbaycan bayrağı astı. Aynı zamanda batıdan Zengezur'a kadar ilerleyen Azerbaycan ordusu, burada da önemli yerleşim birimlerini geri aldı. Yıllar sonra buraları geri alan Azerbaycan halkı kendini ağlamaktan tutamıyor. Bir yandan Ermeniler Azerbaycan'ın şehirlerini de hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan'ın birçok kentine füze saldırıları oldu. Birçok sivil hayatını kaybetti. Ama Azerbaycanlılar korkmadan devam ediyor. Biliyorlar ki bu onların 30 yıldır bekledikleri an. Bu fırsatı kaçırırlarsa belki de bir daha buraları alamayacaklar. Ya da çok uzun bir süre sonra. Azerbaycan ordusunun tüm dünyaya servis ettiği cephe bilgilerinde büyük bir eksiklik var. Azerbaycan resmi makamları bunu tabii ki bilinçli olarak yapıyor. Hasmıma gerçek durumunu, pozisyonunu göstermemek adına birçok bilgiyi gizli tutan Azerbaycan ordusu aslında şu an Karabağ'da çok daha büyük başarılar elde etmiş durumda. Bazı Türk gazetecilerin dile getirdiği bu bilgileri detay vermeden sizlerle paylaşacağız. Burada tabii ki de kardeş Azerbaycan ordusunun gizli sırlarını ifşa edecek değiliz. Azerbaycan'ın gizli askeri sırlarını bir kitaba benzetirsek biz sadece kitabın varlığından ve kapağından sizleri haberdar edeceğiz. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Bu bilgiler bazı Türk gazeteciler ve güvenlik uzmanlarından ulaşmış durumdayız. Yani medyaya yansımış açık bilgiler. Bir diğer konu sivil alanlara düşen füzeler. Azerbaycan bunları neden durduramıyor? Hava savunma sistemleri var mı? Güzel ülke Türkiye. Kara Kutu kanalından herkese selam. Kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, Ermeni güçlerine ait 241 tankın imha edildiğini, ele geçirilen 39 tankın ise işgalcilere karşı kullanıldığını söyledi. Aliyev, 27 Eylül'den bu yana 4S-300 sistemi, 70 Grad füzesi ve 2 Yars füze sisteminin de yok edildiğini ifade etti. İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında halkına zafer müjdeleri verdi. Aldıkları onca yerleşim birimlerinin adlarını tek tek sayarak halkını coşturan Aliyev, gelecekteki hedeflerini de açıklıyor. İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun başarılarını anlatırken bütün dünya merakla bu açıklamaları takip ediyor. Fakat ilginç bir durum var. Dünya Ermenistan Başbakanı'nın açıklamalarını doğrudan takip ederken İlham Aliyev'i Türk gazeteciler üzerinden takip ediyor. Azerbaycan'ın resmi makamlarını kendi organları vasıtasıyla doğrudan takip etmiyorlar. Burada Batı basınının Ermenistan yanlısı politikalarını açık açık görmek mümkün. Dünyanın önde gelen basın kuruluşları, gazeteleri, TV kanalları tek ses halinde Ermenistan'ın sesini dünyaya aktarırken kentleri vurulan, sivilleri hayatını kaybeden Azerbaycanlıları göz ardı ediyorlar. Azerbaycan bugün bütün dünyayı çalkalayan yeni bir haberle geldi. Azerbaycan resmi makamları, Ermenistan'a ait bir 556. alayın neredeyse tamamen yok edildiğini duyurdu. Burada yaklaşık 400 askerin etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor. Bu çok sarsıcı bir haber. Ermeniler içinde büyük bir hüsran. Azerbaycan bu alaya bağlı bir taburun tamamen ortadan kaldırıldığını ilan etti. Kalanlarında büyük oranda zarar gördüğünü ve çok az miktarının Ermenistan'a yeniden oluşum için geri döndüğünü bildirdi. En az 400 askerden oluşan bu grubun büyük oranda ortadan kaldırıldığı belirtildi. Kalanların da harbe devam etmek istemediği, bu askerlerin sözleşmeli askerler olduğu ifade ediliyor. Cepheye geri dönmek istemeyen askerlere Ermenistan'ın soruşturma açtığı öğrenildi. Ermenistan halkı ise yavaş yavaş ayaklanmaya başlıyor. Sesini yükseltmeye başlıyor. Ermenistan halkı devam eden bu harbin kendileri için açlık, fakirlik, işsizlik, istikrarsızlık getireceğinin farkında. Bu sebeple dün Ermenistan'da birçok kişinin katıldığı protestolar yapıldı. Protesto yapanlar uluslararası kuruluşların önüne gelerek seslerini dünyaya duyurmaya çalıştılar. Bu arada Ermenistan'ın konuştuğu başka bir olay var. Bu bir tür magazinsel olay olsa da aslında Ermenistan'ın gerçek durumunu anlatan inanılmaz bir olay. Ermeni Başbakanının kızı Marian Paşinyan, sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşımda bulundu. Marian Paşinyan, "Kişisel hayallerimiz ve hedeflerimiz yok oldu. Hayallerimiz, askerlerimiz ve vatanımızla bağlantılıydı," dedi.
Bu paylaşımı Ermeniler üzerinde çok etkili olurken binlerce Ermeni buna büyük tepki gösterdi. Ermeni liderinin evinden gelen bu açıklama aslında Ermenistan'ın içinde bulunduğu durumun çok iyi özeti niteliğindeydi. Dün iki Ermeni İHA'sı düşürüldü. Yine onlarca Ermeni zırhlı aracı ortadan kaldırıldı. Ermenistan'ın Nahçıvan'la Azerbaycan'ı ortadan ayırdığı dilim olan Zengezur geçitine gelen Azerbaycan ordusu buraları da temizlemeye başladı. Azerbaycan bugüne kadar 250 civarı Ermeni tankını temizlerken yaklaşık 40 tanesi ise sağlam halde ele geçirildi. Ayrıca bugüne kadar 4 adet S-300 bataryası da temizlendi. Türk SİHA'ların Panzer ve S-300 hava savunma sistemlerini imha etmesi Ruslara sorulduğunda Ruslar kaçamak cevaplar vermekle yetiniyor. Rus uzmanlar bu silahların aslında yetersiz personelce kullanıldığını ya da bu silahların uçak, helikopter gibi hava araçları için tasarlandığını, aslında SİHA'lar için tasarlanmadığını belirtiyor. Bazı askeri uzmanlar Rusların Panzer sistemlerinin ısıya duyarlı radarları olduğunu, helikopter ve uçakların yaydığı ısıyla radara yakalandığını, SİHA'ların ise ciddi miktarda ısı yaymadığı için yakalanmadığını ileri sürüyor. Ayrıca Ruslar SİHA'ları avlamak için sadece SİHA'lara özel bir hava savunma sistemi üretmek üzere çalışmalara başladı. 2021 yılında üretime geçeceği belirtilen bu hava savunma sistemi üretilirse doğrudan Türk SİHA'larını hedef almak için üretilmiş olacak. Türk mühendisleri bu konuda da gerekli önlemleri almalı ya da ileride üretilecek SİHA'larda bu durum düşünülerek tasarlanmalıdır. Azerbaycan ordusunun tüm dünyada gizlediği cephe bilgileri var. Azerbaycan ordusu üzerine bayrak dikmediği toprağı ele geçirdik diye dünyaya duyurmuyor. Bu genel bir prensip haline gelmiş onlar için. Bu sebeple şu an canlı haritalarda veya son durum haritalarında gördüğümüz Karabağ'ı gösteren haritaların tamamı aslında eksik ve hatalı. Çünkü Azerbaycan ordusu gerçekte bu haritaların gösterdiğinden çok daha fazlasına giriş yapmış durumda. Gösterilen haritalarda Azerbaycan ordusunun güneyde ve kuzeyde genişlediği görülüyor. Halbuki Azerbaycan ordusunun seçkin birlikleri, özellikle özel kuvvetler ve komandolar olarak Karabağ'ın kalbine kadar ilerlediği belirtiliyor. Karabağ'ın göbeğinde yer alan Suşa kentinden Azerbaycan askerlerinin kampının fotoğrafı paylaşılmıştı. Bu paylaşımı yapanlar da yine Azerbaycan ordusunun yakın mercileriydi. Yani Azerbaycan ordusu dünyaya bir iki tık geriden bilgi veriyor. Bu çok önemli bir stratejik hamledir. Azerbaycan böylece hem üçüncü ülkeleri çok fazla ürkütmeden yavaş yavaş genişliyor hem de hasmına bilgi vermemiş oluyor. Azerbaycan ordusunun bir ok noktadan içeriye doğru bir dil giriş yaptığı ve bu cephelerin zamanla birleştirildiği biliniyor. Tüm dünya Azerbaycan-Ermenistan meselesine kilitlenmiş durumda. Rusya, Fransa, ABD ise çok daha yakından takip ediyor. Bu üç ülke sürekli Ermenistan'ın yanında yer aldığı halde sözde arabulucu ülkeler olarak lanse ediliyor. Minsk grubu diye oluşturulan grup, Karabağ meselesini çözmek için değil, aslında Karabağ'ın bu şekilde çözümsüz olarak devam etmesini garanti altına almak için kurulmuştur. Bunu Azerbaycan'ın çok iyi bilmesi gerekiyor. Minsk üçlüsü olan ABD, Fransa ve Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan'a geri vermek için değil, Ermenistan'ın elinde tutmak için bilinçli olarak oluşturmuştur. Bu grubun yönlendirmesi tamamen Ermeni lobisinin elindedir. Azerbaycan'da zaten son yıllarda artık bu resmi daha açık görmeye başladığı için kimseyi dinlemeden harekete geçti ve devam ediyor. Aliyev 50 zırhlı piyade aracının imha edildiğini, 24'ünün ise ele geçirildiğini ifade ederek 17 kundağı motorlu topun, 198 farklı kalibre topun ve 58 havan topunun da imha edildiğini aktardı. Azerbaycan Zengezur geçidi yakınındaki Gubatlı'da Ermeni birliklerini hedef almaya devam ediyor. Buradaki birçok Ermeni askerin kaçtığı belirtiliyor. Ermeniler zor durumda kalınca Azerbaycan'ın sivillerini hedef almaktan başka bir çare bulamıyorlar. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gece boyunca Azeri, Fuzuli, Cebrail ve Gubatlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada Cebrail ve Gubatlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümeninin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale geldiği aktarıldı.
Ermenistan'ın tüm cephanesinin tükenmek üzere olduğunu fakat Rusların imdadına yetiştiği biliniyor. Azerbaycan resmi makamları sürekli bu konuya dikkat çekiyor. Dün de yine Ermenistan'ın resmi görevli uçağı Rusya'ya gitti. Rusya bir yandan tarafsız kalmış gibi davranırken bir yandan da Ermenilere destek vermekten kendini alamıyor. Fakat yine de Rusya gerçek güçteki silahlarını kullanmamayı tercih ediyor. Bunun Azerbaycan'a bir şans olarak nitelendirildiği ifade ediliyor. Yani Ruslar Azerbaycan'a bir koridor açarak zeytin dalı uzatıyor. Azerbaycan'ı tamamen kaybetmemek için. Mesela bölgede S-400'leri ve 300 ila 500 kilometre menzile sahip İskender füzeleri henüz ateşlenmedi. Fakat Rusya'nın ikircikli tutumu tüm yanıyla devam ediyor. Rusya, Azerbaycan'ın özellikle de Bakü'nün burnunun dibinde askeri tatbikat yapmıyor. Hazar Denizi'nde Bakü'yü karşıdan gören bir bölgede deniz tatbikatı yapan Rusya'nın, niyetinin Azerbaycan'a gözdağı vermek olduğu gayet açık. Böyle bir ortamda bu askeri tatbikatların tek bir amacı olabilir. Aksi düşünülemez. Ermenistan da Azerbaycan'a füzelerle saldırıyor. Fakat askeri bölgelerde değil, sivil alanlarda. Peki Azerbaycan ordusu bunları neden durduramıyor? Azerbaycan ordusunun elinde hava savunma silahları var. Fakat ülkenin tüm hava sahasını tıpkı İsrail gibi %90-%100 oranda kapatmak için onlarca, belki de yüzlerce hava savunma bataryası gerekir. Bu da kolay bir iş değildir. Yüz ölçümü çok küçük olursa bu mümkündür ya da hava savunma sistemlerinin menzilinin çok uzun olması gerekir. Ayrıca Azerbaycan elindeki hava savunma sistemlerini en kritik bölgelere yerleştiriyor. Mecburen bir tercih yapmak zorunda. Askeri hareketin devam etmesini garanti altına alacak önlemler almak zorunda. Kritik askeri birimleri ve çok önemli ekonomik bölgeleri bu sistemleri koruma altına alan Azerbaycan devleti, sivil yerleşim alanlarının tamamını şimdilik koruması zor görünüyor. Bu yüzden ne kadar çabuk işi bitirirse o kadar az zayiat olacaktır. Türkiye'nin Karakolusu.